Merhaba. Merhaba. Değerli üstadlar katılıyorlar. Hoş geldiniz Recep Bey diyorum. Şahin Bey'i de gördüm şimdi. Onu da yayına ekleyeceğim. Evet, Şamil hocamızı ekliyorum. Görebiliyor musunuz? Ya da sesimi duyabiliyor musunuz? Benden mi bahsediyorsunuz? Evet. Yani... Şimdi alt tatil konumunun altında döner oklar var. Oraya bir dokunursanız ben sizi görebileceğimi düşünüyorum. Şu an bilgisayarımı mı görüyorsunuz? Şu an siyah ekran görüyorum. Bu siyah ekran görünmesinin nedeni özellikle eğer siz telefonunuzdan bağlanıyorsanız alttaki döner oklara basmanız gerekiyor ya da internet bağlantınızın yavaş olmasından kaynaklanıyor. İkisinden birisi. Telefonunuzun altında döner okları Ana görmüşsünüzdür hatlara diye tahmin. basıyorum da bir değişiklik olmuyor. Olmuyor. Hı. Bir ekranınıza dokunsanız, internet yavaş olduğu için ekran siyah çıkıyor şu an. Yani evde yer de değiştirebilirim ama önce onu deneyeyim. Bir hani yine yukarıdan telefonunuzun ekranının kameraya izni verip vermediğine de bir bakın Ben isterseniz. de kendimi görüyordum. Tekrar katılsam olur mu? Tabii. O zaman ben tekrar bağlayayım. Şamil hocamızı tekrar alacağım. Yine mi siyah? Evet, yine siyah. Bunun nedeni internet bağlantısından da kaynaklanabiliyor. Biraz Peki. bekleyelim isterseniz çünkü yayına bağlanıyor görünüyorsunuz hala. Tam bağlanamadı da gösteriyor. Yani görüntülü olarak bağlayamadı. Sesinizi alıyoruz ama. Wi-Fi'dan mı bağlanıyorsunuz? Kuvvetli Telefonunuz... aslında. Efendim? Yani telefonun internetinden bağlanıyorsanız Wi-Fi deneyin. Wi-Fi'den bağlanıyorsanız telefonun O internetini zaman deneyin telefon isterseniz. internetin 4,5G'ye geçiyor. Tamam. Olmadı. Telefon ayarlarınızda da bir sorun yok herhalde, değil mi? Siz kendi ekranınızda kendinizi görüyorsunuz. Az önce öyle ifade ettiniz. Ben tekrar bağlamaya çalışacağım Şamil hocamızı. Şu an nasıl? Yine gelmiyor, değil mi? Şu an alttaki oklara bir daha basar mısınız? Basıyorum Bir ama kere. gördüm hiçbir değişiklik olmuyor. Yani dönüyor sadece. Ekran dönüyor Şey yok, burada. ok dönüyor ama değişen bir şey yok. Evet, internet bağlantısı yavaş olduğu zaman görüntünüz gelmiyor açıkçası. Bir de belirttiğim gibi
ekran değiştirebiliyoruz. Yani telefonun kamerasıyla ilgili o döner ekrandan. İkisinden de olmuyorsa bu Evde ne şekilde. yapıyorum? Evet, ben bekliyorum. Bu arada ben size Şamil hocamız görüntüsünü ayarlayıncaya kadar Şamil hocamızı tanıtmak isterim. Kendisi hakkında bilgi vermek isterim bizi izleyenlere. Şamil hocamız 1998 yılından bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğini sürdürmektedir. Ve arabuluculuk mesleği ülkemizde 2013 yılında başladı. 2013 yılından bu yana da ilk arabuluculardandır. Hatta sicil numarasını söyleyelim, 2'dir. 2007 yılından bu yana ulusal ve uluslararası hukuki ve ticari uyuşmazlıklarda arabulucu olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın özellikle pek çok arabuluculuğun geliştirilmesi projesinde görev almıştır. Yine Center for Alternative Dispute Resolution'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Kısaltması CADR. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu yasalaşma sürecinde Adalet Bakanlığı nezdindeki 50'den fazla taslak çalıştayında görev almıştır. Yine Avrupa Komisyonu ile yürütülen projelerde temel arabuluculuk eğitim müfredatının geliştirilmesi için ulusal danışman olarak görev yapmıştır. Ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırma müfredatının 4 dersinden ikisini, aile arabuluculuğu rehber eğitim kitabının da 2 bölümünü kaleme almıştır. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi olarak müzakere becerileri derslerine de katılmaktadır. Yine Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 97 yılında, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 2011 yılında da yüksek lisans yaparak tamamlamıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası çok taraflı karmaşık hukuki ve ticari uyuşmazlıklarda makaleleri bulunmaktadır. Ve aynı zamanda taraf vekili ve müzakere üzerine de kendisinin yayınlanmış, önceki yıllarda yayınlanmış kitap bulunmaktadır. Ve biz Şamil hocamızla ve değerli Hande hocamızla beraber birçok hocamızın da görev aldığı Arabuluculuk Soru Bankası kitabımızı çıkarmıştık geçen yıl. Orada da tabii çok birlikte değerli çalışmalar yapmıştık. Şamil hocam, beni duyuyor musunuz Ben acaba? sizi duyuyorum ama maalesef bu görüntü işini başaramadım. Tam modemin de karşısında oturuyorum. Yani internetin çekmemesi gibi bir durumda yok. Şu Telefonunuzdan bağlanıyorsunuz değil mi? an telefondan bağlanıyorum. Ben şöyle yapayım isterseniz, telefonunuzun bir ayarlarını kontrol edebilirseniz. Daha önce de bazen telefon ayarlarından da kaynaklanan bir husus olabiliyor. Yani telefonun ve Instagram uygulamasına kamera izni mi vermek lazım acaba? Evet. Daha önce canlı yayın yapmadığım için böyle bir şeyi deneme Onu imkanım olmadı. isterseniz yapabilirseniz. İsterseniz biraz ara verelim. Ben onu deneyeyim, sonra geri döneyim, olur mu? Tamam, peki. O zaman bir 5 dakika. Yani ben her halükarda size, evet, ben yayını devam ettireceğim takip etmek için Şamil hocamızı, katılımını. Şamil hocamız katılıncaya kadar bugünkü konumuzla ilgili ben özellikle size bazı kaynakları önereyim. Bizi genç meslektaşlarımız da izliyorsa eğer, özellikle arabulucuların bildiği kaynaklar bunlar. Ancak daire başkanlığımızın sayfasında bilmeyenler için arabuluculukta etkili taraf vekili Andrew Goodman'ın yazdığı ve Adalet Bakanlığımızın çeviriyle bizim tabii kitaplığımıza kazandırdıkları Etkili Taraf Vekili kitabı yer alıyor. Şu an Şamil hocamız özellikle bizim yapmış olduğumuz son
yeni eğitim, yani temel arabuluculuk eğitim modülünün güncellenmesi çalıştayının ardından yeni eğitim modülünde arabuluculuk sürecinde taraf vekilliği bölümünü güncelliyorlar. Biz bu kısmı modüle ekleniyor. Bu konuyu ağırlıklı konuşacağız bugün programımızda. Eğer Şamil hocamıza bağlanmayı tekrar başarırsak. Dolayısıyla özellikle taraf vekilliğinin önemi, taraf vekillerinin müzakerelerde görevleri artı arabuluculuk sürecindeki haklar ve sorumluluklar ve modül kitabında da bunu ne şekilde kaleme aldılar? Tüm bunları değerlendiriyor olacağız. Eminim ben sürecin sonunda çok güzel bir bölüm olarak, çok emek verilmiş bir çalışma olarak da yeni temel arabuluculuk eğitim modül kitabına ekleneceğini düşünüyorum. Sanırım Şamil hocamız geldi. Evet, ekliyorum ben. Sanırım bu toplantıyı sesle katılacağım. Tamam. Peki hocam, şu an öyle görünüyor. Evet. İnternet bağlantınızla ilgili de bir sıkıntı yaşanıyor olabilir. Bilemeyeceğim Daha ama sonra son amacımıza uygun olur yine de. Yani nihayetinde. elbette, tabii ki. Yani biz sizin sesinizi duyuyoruz, net geliyor sesiniz. Belki o sürede internet bağlantınız da düzelirse görüntünüz de gelebilir. Tamam. Ben bizi dinleyen herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizin aracılığınızla. Bu canlı yayını oluşturup beni davet ettiğiniz, konuyu belirleyip beraberce meslektaşlarımıza sunma imkanı verdiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Bu konuyu belirlememizin esaslı sebeplerinden birisi tabii avukatın arabuluculuk sürecindeki rolünden bahsedeceğiz. Esas Evet. konumuzun belirlenme sebebi bu konunun arabuluculuk müfredatına eklenecek bir modül olmasından kaynaklanıyor. Yani son bir çalıştay yapmıştık biliyorsunuz. Bütün neredeyse Türkiye'de görev almakta olan bütün eğitmenlerimiz Ankara'da toplanarak modül çalıştayı yaptılar. Bu çalıştayda Evet. çok değerli öneriler aldık. Bunların tamamı değerlendirildi ve nihayetinde yoğun gelen isteklerden birisi de avukatların arabuluculuk sürecindeki rolünün ne olması gerektiğine dair açıklamalar da olsun. Dolayısıyla uyuşmazlığın bir kademe öncül aşamasını da daha iyi bilimsel verilerle desteklenmiş olarak meslektaşlarımıza sunalım istedik. Bu modülü yazma görevi bana ve Aşiyan Süleymanoğlu'na verildi. Benim bu konuda daha önce Evet. hazırlıklarım vardı. Aşiyan Hanım da Andrew Goodman'ın kitabının editörlüğünü yaptığı için o da haliyle bu Evet. konuda çalışmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla biz bize verilen süre içerisinde bu hazırlıkları tamamlayacağız. Ancak benim bu modüle yapacağım katkılar bakımından sizi bilgilendirmek istiyorum. Nihayetinde mevcut arabulucularımız var, arabuluculuk eğitimi almış arkadaşlarımız var. Yenileme eğitimine konu edilmediği sürece tabii onların bu yeniliklerden haberdar olma imkanı az olacağı için böyle bir canlı yayını görüntüsüz olarak yapmayı başarıyoruz. Evet. Evet, siz internet bağlantısından kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Hala Tabii aslında görüntülü olsaydı en azından giyindim, hazırlandım falan bunların bir faydası olurdu. Ama olmadı. Ne yapalım? Olsun. Arkadaşlarımızın tabii şeyine sığınıyoruz, affına sığınıyoruz. Benim öncelikle bahsetmek istediğim şey tabii sürece katılan meslektaşlarımız arabuluculuk sürecinde müvekkillerini temsil ederken avukatlık mesleği icra ediyorlar. Tabii biliyorsunuz avukatların mesleki yükümlülüklerinin kaynağı hem borçlar kanunumuzdan kaynaklanıyor hem de özel kanunumuz olan arabuluculuk avukatlık kanunundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim genel yükümlülükleri süreç boyunca rolümüz gereğince hiç aklımızdan çıkarmamamız, mesela sadakat, sır saklama, hesap verme gibi yükümlülükleri aklımızda tutmamız lazım. Vekaletten çekinme hakkımızı uygun olmayan zamanda kullanmamamız lazım. Taraf değiştirmememiz
ve özellikle çatışan menfaatleri temsil etmememiz, hasımla temas konusundaki kurala, vekille temasa geçerek uymamız, özdeşleşme yasağına dikkat etmemiz, özen yükümlülüğü, aydınlatma yükümlülüğü ve en önemlisi de mesleki dayanışma yükümlülüğünü unutmamamız gerek. Bunlar zaten bizim kafamızın üstünde bir gölge gibi devamlı duran ve uymakla yükümlü olduğumuz kurallar. Burada bizim uygulamada meslektaşlarımızdan kaynaklanan gördüğümüz sıkıntı diyelim, vekaletten uygun olmayan zamanda çekilme ile ilgili sorunlar olabiliyor. Mesela ücret konusundaki anlaşmazlıkları nedeniyle ben toplantıya katılamayacağım gibi daralmış zamandaki toplantıya katılamamaları halinde müvekkillerinin hak kaybına uğraması söz konusu olabilir ki bu da mesleki yükümlülük doğurabilir. Meslektaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekebilir. Aynı zamanda aynı tarafta bulunanlardan çok sayıda olanları temsil eden meslektaşlarımız da var. Dolayısıyla bu müzakere şartlarında ve ortamında aynı tarafı temsil eden vekil kendi içinde çatışan çıkarları olan taraflar bakımından da sıkıntı yaşayabiliyor. Mesela şu müvekkilinize şunu veririm ama bu gizli. Haliyle ona onu vermem bunun da sebebi bu gibi bir pazarlık unsuru duyan bir meslektaşımız haliyle çelişkiye düşecektir. Ve birini tercih etmesi durumunda ise diğer müvekkilini olumsuz bir pozisyonda bırakacağı için bunlara en başta dikkat etmek. Eğer çatışan çıkarlar olacaksa müvekkiller arasında ayrım yapmak, başka bir vekille temsil edilmesine de olanak sağlamak gibi bir şeyi hazırlık aşamasında düşünmek gerekebilir. Benim müsaadenizle bahsetmek istediğim diğer bir konu da teklifi kabul etme veya etmeme ya da reddetme yetkisine değinmek istiyorum. Bu basit bir konu, çözülmüş bir gibi görünen bir konu olarak karşımızda duruyor ama son yaşadığım mesela bu modül çalıştayında bizim masamızda olan Evrim Erişir Hoca'nın bazı ifadeleri benim HMK 74'teki düzenlemenin sonuçlarını daha farklı bakış açısıyla değerlendirmeme neden oldu. Biliyorsunuz bir avukatın sürece katılması için vekaletinde ne gerekiyor? HMK 74 gereğince alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya yetkisi olması gerekiyor ki bu zaten 2013 yılından sonra çıkan vekaletlerin çoğunda var. Evet. Ayrıca noterlerimiz de ek ifadeler kullanıyorlar artık. Ona da rastlıyoruz. İşte arabuluculuğa başvurma, arabuluculuğu sürdürme, sonuçlandırma, teklifleri kabul etme, reddetme gibi bazı şeyler de görüyoruz. Benim daha önce yaptığım çalışmada rastladığım bir Yargıtay kararından size bahsetmek istiyorum. Tabii o zamanlar arabuluculuk söz konusu olmadığı için hakimler neye teşvik ediyorlardı? Sulhe teşvik ediyorlardı tarafları. Evet. Dolayısıyla bir yargılamada, işte tahliyeye ilişkin bir yargılamada taraflardan birisi diğer tarafa sulh önerisinde bulunuyor. Karşı tarafta bu sulh önerisini reddediyor. Dolayısıyla yargılama devam ediyor. Yargıtay yaptığı incelemede reisen şuna dikkat ediyor. İyi de teklifi reddeden avukatın vekaletnamesinde sulh yetkisi yok. Dolayısıyla sulh olamayacak kişi sulh teklifini reddetme yetkisine de sahip değildir gibi bir yorum yapıyor. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken şey eğer vekaletimizde özel yetki yoksa mesela dava aşamasında ihtiyaren bizim teşvik edilmemiz halinde teklifi kabul veya reddedebilmek özellikle de reddedebilmek için dahi neye ihtiyacımız var? Vekaletimizde özel yetkiye ihtiyacımız var. Şimdi Evrim Hoca ile masamızda yaptığımız tartışmada ilginç bir ifadesi oldu. O da şuydu. HMK 74 diyor ki alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya. Biz de bunu tabii hukukçular olarak şöyle yorumluyoruz. Başvurmaya yetkisi varsa herhalde devam ettirmeye ve sonlandırmaya da haydi haydi yetkisi vardır. Dolayısıyla kanun koyucu kelimede tasarruf etmiştir. Biz bunu böyle yorumlamalıyız diye hep kendimize böyle telkinde bulunup sıkıntı görmüyorduk. Ama hoca dedi ki medeni usul hukuku öyle değildir. Başvurmaya yazıyorsa sadece başvurmayadır. Dolayısıyla süreci devam ettirmek, sonlandırmak,
teklifi reddetmek gibi konularda sıkıntı olacağını düşünüyorum gibi bir ifade geçti. Eğer bu yetkiye dayanarak avukat sürece başvurmuşsa, sürdürmek, sonuçlandırmak ve anlaşmaya varma durumunun kaynağı ve esas dayanağı sulh yetkisidir gibi bir yorumda bulundu. Dolayısıyla bu yorum, tabii medeni usul hukukunda sürpriz yargıtay kararlarıyla her zaman karşılaşabiliyoruz. Böyle bir yorum gelmesi durumunda vekalet de sadece alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak gibi bir ifade geçmesi ve bunun da yargıtayca bu bahsettiğim şekilde yorumlanması halinde bizim sürpriz yargıtay kararlarıyla karşılaşmamız söz konusu olabilir. O nedenle en azından rolümüzü sağlıklı bir şekilde yerine getirmek ve yaptığımız işlemlerin daha sonra tartışmaya açılmaması, yargılamaya çok olumsuz bir şekilde konu olmaması için noterlerin şu an hali hazırda yaptıkları gibi nasıl bir yetki olmalı? Başvurmaya, sürdürmeye, sonuçlandırmaya, teklifleri kabul veya reddetmeye gibi açık açık yazmasında bence artık hiçbir sakınca yok. Önceden bu konuyu eleştiriyordum. İşte kanun düzenlemiş, HMK 74 açık. Sadece başvurma yetkisi yeterlidir gibi bir eleştiri getiriyordum ama maalesef şu an hocanın bu ifadesinden bu tartışmamız nihayetinde buna bu kadar ısrarlı vurgu yapamıyorum. Evet, bu 74 ve 76'nın yani HMK 74 ve HMK 76'yı birlikte okuyoruz. Noter şartı ve özel yetki. Başlangıçtan bu yana sizin de belirttiğiniz gibi aslında hep kısmen bu tartışma vardı. Ama genel kabul görmüş görüş olarak alternatif uyuşmazlık çözümü ya da arabuluculuk ifadelerinin noter vekaletnamesinde düzenlenmesi yeterli kabul ediyorduk belirttiğiniz gibi. Şimdi biraz daha detaylı düzenlenmesinin çok daha uygun olacağını ifade ediyorsunuz. Evet, yani noter vekaletnamelerinde ayrıntılı yazımda bence artık bir mahsur yok. Hatta fayda var. Gelecekteki sürpriz yorumlara karşı bu avukat meslektaşlarımızı koruyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha konuyu... İzninizle burada bir parantez de açmış olalım bizi dinleyenlere tam bu konuda. 2014 yılından bu yana noterlerde düzenlenen vekaletnamelerde eğer geniş yetkili vekaletname tanzimi isteniyorsa o takdirde bu ifadelere noterler yer veriyor. Ancak vekaletname tanzimi için notere gidildiğinde geniş yetkili vekaletname tanzimi talep edilmesi gerekiyor. O vekaletnamenin adı geniş yetkili vekaletname. Bunu da bizi izleyen herkese duyurmuş olalım. Buyurun Şamil Hocam. Şimdi biraz daha ilerlemek gerekirse biz diyelim avukatlık yapıyoruz. Büromuza bir müvekkil ya da müvekkil adayı geldi. Tabii bizim bu işi almak gibi de bir kaygımız var. Nihayetinde serbest meslek erbabıyız ve hem beğenilmek, tercih edilmek ve işi almak kaygılarıyla beraber müvekkil karşılıyoruz. Haliyle kendimize güven sergilememiz ve bu konuya aşina olduğumuzu ve üstlendiğimiz zaman altından kalkacağımızı belirtmemiz gerekiyor, değil mi? İşte burada özellikle Amerikan doktrininde çok fazla tartışmalar olmuş. Avukat aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken aşırı kendine güven sergilerse ne olur? Ya da bu aşırı kendine güven nasıl algılanır? Haliyle bir avukatın müvekkilini aydınlatmasının tarzı nasıl olmalıdır diye çok derin tartışmalar olmuş. Tabii ben burada derinlemesine girmeyeceğim ama aşırı güven sergilemenin ne gibi neticelere yol açtığından biraz bahsedebiliriz. Şimdi diyelim bir avukat hallederim. Tabii bu işi çok büyük ihtimalle sizin istediğiniz gibi hallederiz gibi bir cümle kullandığında bir müvekkil adayının bundan anladığı %95 oranında ben tam olarak istediklerimi temin edeceğimdir. Halbuki bir avukat bu davayı büyük ihtimalle kazanırız cümlesini kurarken esasında kafasındaki oran %65 olabilir. Dolayısıyla avukatın sergilediği
aşırı kendine güven ve kazanma ihtimalimiz yüksek ifadeleri bizim ağzımızdan çıkarkenki saikle müvekkilin beyninde aldığı değer aynı olmayabilir. O nedenle böyle bir çelişkinin ve nihayetinde de müvekkil nezdinde hayal kırıklığının ortaya çıkmaması için burada tavsiye edilen, avukat meslektaşlarımıza tavsiye edilen oransal olarak ve miktar olarak kazanma olasılığından bahsetmek. Mesela bu davayı %70 kazanırız veya farz-ı muhal 50 bin liraya kadar tazminat elde edebiliriz şeklinde gerek oran gerekse miktar bakımından açıklamalar yapılması arabuluculukta avukatın rolünü hem netleştirecektir hem de müvekkilin daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olacaktır. Bir de bizim içinde bulunduğumuz en büyük sıkıntı hem bu işten para kazanmak zorunda olmamız, avukatlar olarak ben avukat sıfatıyla şu an açıklamaları yapıyorum. Hem Evet. de bir yandan da müvekkilimizin işini halletmek gibi bir durumumuzun olması. Hepimiz biliyoruz, bir olayın, bir uyuşmazlığın davaya gitmesiyle gitmemesi arasında ne gibi neticeler olabilir? Ücret bakımından hepimiz farkını biliyoruz. Dolayısıyla burada avukatların ücret temelli çıkar çatışmasına haliyle girdiğini görüyoruz. Bu çatışmayı hepimiz yaşıyoruz aslında içimizde. Hem müvekkilimize en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz, hem de bu uyuşmazlığın ilerleyişinden daha çok para kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla bu çatışmayı avukat ne kadar dengeleyebilirse hem müvekkiline o kadar iyi hizmet etmiş oluyor, hem de bu iç çatışmanın müvekkilin çıkarlarına zarar vermesini engellemiş olabilir. Yani bu konu hassas bir konu farkındaysanız o nedenle hani mesleğimizi rencide edecek bir ifade kullanmıyorum nihayetinde. Serbest meslek erbabıyız. Ama bu durumun çözümleri var tabii ki. Bu durumu çözüm olarak Amerikalılar saat ücretini çözüm olarak bulmuşlar. Ben ne kadar hizmet verirsem, ne kadar mesai harcarsam haliyle o kadar kazanacağım için neticesi beni ilgilendirmez. Ben müvekkilime bu mesai şartlarında ne kadar iyi hizmet edebilirsem diye bakıyorlar ama bizde saatle ücretlendirme maalesef oturabilmiş durumda değil. Böyle olunca başka çözümler bulmak zorunda kalıyoruz. Mesela işçi işveren uyuşmazlıklarında meslektaşlarımız özellikle başvurucu vekilleri ilk başlarda çok panik hallerindeydiler. Mesela biz ücretimizi buradan nasıl alacağız vesaire. Ama kısa zamanda bu durumun aşıldığını görüyoruz. Ne oldu? Avukatlar uyuşmazlığın hangi aşamada çözüldüğüyle ilgili olmaksızın çözümüyle ilgili artık sözleşme yapmaya başladılar ya da maktul tutarlar üzerinde anlaşmaya başladılar. Haliyle bu da onların böyle bir çatışmaya girmesini engellemiş oldu. Sonuca odaklanmalarına da yardımcı olmuş oldu. Bir de benim bugünkü konumuz itibariyle değinmek istediğim bir başlıkta biz avukatların arabuluculuk sürecinde sıklıkla yaptığımız hatalar. Yani taraf vekili olarak üstlendiğimiz süreçte yapmasaydık müvekkilimizin daha çok çıkar elde edebileceği hatalar. Bunlar bu hatalar tabii bizim uygulamamızdan derlenmemiştir. Yine doktrinde yani son 20 yıldır yapılan çalışmaların bir özeti olarak başlık başlık size aktarmaya çalışacağım ama tabii bunlardan bir kısmını biz arabuluculuk yaparken de az çok rastlamaya başladık. Mesela Amerikan doktrininde ilk başlık şu. İletişimdeki avukatların başarısızlıkları veya iletişimi iyi bilmemeleri nedeniyle davaya daha istekli olmaları şeklinde ifade ediyor. Mesela eğer avukat barışçıl bir ortamda uyuşmazlık çözme konusunda kendini yetiştirmediyse olumlu ve olumlu bakış açısıyla iletişim kurma, şiddetsiz iletişim kurma gibi becerileri geliştirmediyse haliyle burada bu eksikliğini gizleyebilmek için dahi dava yoluna başvurabildikleri sonucu ortaya çıkmış. Dolayısıyla burada biz rolümüzü arabuluculuk sürecinde ifade ederken karşı tarafla da masada kalmamız gerektiğine göre iletişimimizin sağlıklı en azından şiddetsiz olması gerekiyor.
Bu nedenle meslektaşlarımız eğer bu konuda eksiklik hissediyorlarsa ilgili konularda eğitimlere, seminerlere işte katılabilirler ve bu eksikliğin müvekkillerine olumsuz yansımasını engelleyebilirler. Yine Amerikan doktrinindeki araştırmaların sonucuna göre mesela açılış konuşmasından itibaren ortamı geren kavgacı taktikler kullanmaları. Tabii çoğunlukla artık avukatlar bizim ülkemizde arabuluculuk eğitimi aldıkları için böyle yollara sıklıkla başvurulduğunu görmüyoruz. Ama başvuranların yani nadir de olsa başvuranlarla karşılaşıyoruz. Haliyle bu tarz gerginliği artıran taktikler esasında hem rekabetçi yaklaşımın bir unsuru hem de onun psikolojik taktiği. Bu karşı tarafı kontrolden çıkarıp sağlıklı düşünmesini engelleyip ne yapmak? Süreçte manipüle edip ya al ya da terk et kıvamına getirmek için yapılan bilinçli bir taktik olabileceği gibi yine iletişim bilgisi eksikliği ya da becerisi eksikliğinden kaynaklanan bir şeyi gizlemenin neyi olabilir? Savunma mekanizması olarak da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle de bu becerilerin geliştirilmesinin biz faydasını görüyoruz. Yine sıklıkla yapılan hatalar arasında taraf teşkilinin tam olarak sağlamadan yani ilgili tarafın kendi içindeki taraf teşkilini tam olarak sağlamamasını görüyoruz. Burada da doktrinde ilk defa benim ifade ettiğim arabuluculuk arkadaşlığına yani zorunlu dava arkadaşlığında olduğu gibi arabuluculuk arkadaşlığına özellikle zorunlu arabuluculuk arkadaşlığına çok dikkat etmek gerekiyor. Yine ferri müdahil olabilecek sıfatı taşıyabilecek sürece katılması gereken sigorta şirketi, üst işveren veya müşterek sorumlu gibi kişilerin de sürece hem davet edilmesi hem katılması ya da bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yapılmadan hem teklif yapılması hem süreçte taraf teşkilinin sağlanması bunlar hem süreci aksatabiliyor hem de ilerlemiş süreçlerin yetkisiz anlaşmalarla yani anlaşmamayla esasında geçersiz anlaşmalarla sonuçlanmasına neden olabiliyor ki bu da avukatın mesleki sorumluluğu bakımından çok ciddi neticelere sebep olabiliyor. Yine doktrindeki eleştirilere bakmak gerekirse yetki ve talimat almadıkları konularda müzakere etmeleri de yine bir eleştiri konusu. Çoğunlukla meslektaşlarımız müvekkillerini bilgilendirerek bize geliyorlar ve belli şartlarda müzakere ediyorlar ama biz bazı hallerde nadir de olsa onların esasında yetki ve talimat almadıkları bir konuda kabul ve reddettiklerini de hissediyoruz ve arada şunu soruyoruz. Bunu müvekkilinize sormak ister misiniz? Sorusunu sormamız gerektiği zaman işte genellikle bu zaman oluyor ki yetki ve talimat almadıkları konularda müzakere etmek hatta bu konularda anlaşmaya varmak sizin de bildiğiniz gibi bir mesleki yükümlülük doğuracak. O nedenle bu konuda da müvekkille açık iletişimde olmak ve değişen durumlar hakkında devamlı görüşlerini ve talimatlarını almak gerekebilir. Yine doktrinde ifade edilen uyuşmazlığın çok erken ya da geç aşamalarında arabuluculuğa başvurmak ifade ediliyor. Çok erken arabuluculuğa başvurmak esasında kendi içinde bulundukları durumu bile yeterince değerlendirmeden, risk analizi, karar aracı analizi yapmadan, getirileri ve götürüleri, batmayı değerlendirmeden bu işe girişmeleri halinde esasında hazırlıksız ve aceleci bir şekilde arabuluculuğa katılmış oluyorlar ki bu da onların süreç boyunca kervan yolda düzelir gibi savrularak bir sonuca gitmeye çalışmalarına neden oluyor. Yine tam tersi yelpazenin diğer ucuna gidersek çok geç arabuluculuğa başvurmak. Mesela artık mevcut davada bilirkişi raporunun gelmesinden ve aleyhe gelmesinden sonra arabuluculuğa başvurmak diğer taraf nezdinde de ne olabilir? Artık zayıflığını gördü. Tabii bu şartlarda anlaşmak istiyor gibi hiç de dostane algılanmayacak bir teklif olarak algılanabilir. O nedenle zamanlama her şeyde olduğu gibi arabuluculukta zamanlama ve arabuluculuğa başvurmanın zamanı burada da önem kazanıyor. Doktrinde ifade edilen diğer bir eleştiri, arabuluculuk için yeterince mesai ayırmamaları ve yeterince hazırlık yapmamaları. Yani ben şu ifadeyi duydum bir meslektaşından. Yani arabuluculuk değilmiş de geliyorsun, reddediyorsun, gidiyorsun, alıyorsun tutanağını şeklinde bir ifadeyi duydum. Tabii bu çok sık duyduğumuz bir ifade değil. Ama kimi meslektaşlarımız da
Bilirkişi raporu hazırlar gibi işte hesabını yapmış, nereye kadar inebileceği, Evet. neyi talep edeceği, nerede müvekkiline hangi soruyu soracağına dair kendine plan çıkarmış ve kağıdı kaldırıp kaldırıp arada bakıyor ne yapması gerektiğine dair yol haritasına bakıyor. Dolayısıyla tabii ki bu iki meslektaşımız arasında müvekkilin çıkarlarını koruma bakımından farklar oluşuyor. Dolayısıyla arabuluculuğu hazırlık aslında dava ile hazırlıkla aynı mesaiyi gerektiriyor. Siz de görüyorsunuzdur bazen dava şartından dolayı bize görevler geldiğinde meslektaşımız aslında dilekçe yazmış, ticaret mahkemesine yazmıyor da arabuluculuk bürosuna yazıyor. Yani sadece dilekçesinin başlığını değiştirmiş. Haliyle bakın anlaşmazsanız benimle açacağım davanın dilekçesi de budur şeklinde bütün hazırlığını tamamlamış bir Ya. şekilde ne yapabiliyor? Süreci başlatabiliyor. Tabii bunun ikisinin arasında sürecin kalitesi bakımından da ciddi farklar oluyor. Aynı zamanda müzakere eğitimi almış avukatların tabii ki arabuluculuk süreçlerinde bu bahsettiğiniz hazırlıkları yapması daha farklı oluyor Şamil Evet, Hocam. çok farklı oluyor çünkü sürecin akışını biliyorlar. Haliyle hakim oldukları bir akışın içine dahil olduklarında aceleci de Evet. olmuyorlar. Fırsatları da görebiliyorlar veya arabulucunun yapmaya çalıştığı müdahaleyi de daha rahat anlayabiliyorlar. Bu onlar için çok faydalı olabiliyor. Mesela yine Amerikan doktrininde ifade edilen bir eleştiri de şöyle. Müvekkillerin pazarlıktaki alt sınırlarını arabulucuya çabucak ifade etmeleri. Eğer bir avukat, bakın biz işte en az Evet. şu tutarı kabul ediyoruz. Bunu verirseniz hemen alalım gidelim. Uğraşmayalım işte ne gerek var? Hepimizin işi var biliyorsunuz şeklinde ifadeleri duymuşuzdur. Halbuki pazarlık yapsa %10, 20, 30 müvekkiline daha fazla çıkar elde edecek. Ama müvekkilinin ifade ettiği alt sınırı doğrudan açılış olarak ifade edince de bu sefer şöyle zorluklar doğuyor. Karşı taraf bunu yine bir alt sınır olarak algılamıyor. Yine bir pazarlık Evet. unsuru olarak görüyor. Halbuki bu meslektaşımız samimi olarak diyor ki bakın şunu verin gidelim diyor. Ve gerçekten alt sınırı söylüyor. Ama diğer taraf bunu böyle algılamadığı için bunun üzerinde de pazarlık etmek isteyince meslektaşlar arası gerginlik çıkıyor. Çünkü birisi samimiyetle doğruyu söylüyor, öteki de bunu bir pazarlık unsuru olarak algılayınca maalesef biz yönetilmesinde zor bir arabuluculuk sürecine girmiş oluyoruz. O Evet, nedenle müzakere yaklaşımlarında işbirlikçiyle rekabetçinin karşılaşması durumu da aslında tam bu anlattığınız olaya bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. evet, bu nedenle müvekkilin alt sınırını biraz altta bırakmak avukat meslektaşlarımız açısından her halükarda faydalı olabilir. Çünkü diğer taraf meslektaşımızın da bir ilerleme kaydetmeye ve kazanma arzusuna ihtiyacı var. Şu miktardan açıldı, işte ben pazarlık yaptım, şu miktara elde edildi şeklinde müvekkile nihayetinde anlatılması gereken bir hikayeye de ihtiyaç duyabiliriz. Bu nedenle alt sınırı ifade etme konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor. Şimdi benimsememiz gereken rol bakımından ifade etmek istediğim kısa bazı şeyler var. Çok uzun bir program yapıp meslektaşlarımızı sıkmak istemem. O nedenle öz bir şekilde bunlara da değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz bir unsur olarak masadayız. Güçlü bir unsur olarak. Diğer Evet. yandan da müvekkilimiz var. Şimdi çoğunlukla biz avukatlar egosu yüksek ve ifade kuvveti yüksek, ısrarcı, direnci yüksek insanlarız ama burada unuttuğumuz şey müvekkilimizin arzu ve istekleri olabiliyor. Tabii biz süreçte kazanma arzusuna kendimizi kaptırdığımızda acaba müvekkilim adına odaklanmam gereken konu neydi diye unutabiliyoruz. Bunu unutmamak için kendi benimsediğimiz yol haritası kadar müvekkilin de bu yol haritasındaki yerini yeniden şöyle bir her saniye aklımıza getirip acaba müvekkilim de bu ortamda ne isterdi? Tabii müvekkilin sürece katılımının çok faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu unutmadan, göz ardı etmeden müvekkil odaklı olmayı unutmamak gerekiyor. Yine değinmek istediğim şey hazırlık. Yani hazırlık, hazırlık, hazırlık. Hazırlığa bir nebze değinmiştim. Ancak bizim
Unsurlar olarak da bir sistematik hazırlık yapmamız gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Müvekkille ortaklaşa bir çalışma yapmak gerekiyor. Mesela karşı tarafın zayıf ve güçlü yönleri, mesela müzakere sırasında çıkabilecek potansiyel tuzaklar, gizlilik konusunda nelere müvekkilimizle beraber dikkat edeceğimiz, müvekkilimizin neyi konuşması gerektiği, konuşmaması gerektiği, sürecin ilerleyişindeki maliyetler, bu maliyetler bazen günlük bile olabiliyor, siz de biliyorsunuz. Yine Evet. varılan anlaşmanın ne tür bir anlaşma olursa bağlayıcı olacağı, ne tür bir anlaşma olursa temenni gibi kalacağı gibi konularda hem müvekkilimizi bilgilendirmek hem de anlaşmayı unsur ve edime indirgeyecek şekilde taslağını kafamızda düşünmemiz gerekiyor. Muhtemel bir davada tabii garantiyi hiçbir zaman veremeyiz, değil mi? Ama o konuda çalışmış bir avukat veya emsalleri çok iyi bilen bir avukatsa az çok o tür bir uyuşmazlık, hatta o mahkemede ne gibi kararların verildiğini biz çoğunlukla iyi biliyoruzdur. O nedenle müvekkilimizi kazanma şansının mümkünse yüzdesel değeri veya parasal değeri konusunda bilgilendirmek gerekebilir. Hani bu konuda risk alınmak istenmiyorsa ne yapılabilir? Öncül bir tarafsız ön değerlendirme ya da bir rapor alınabilir ya da birkaç rapor alınabilir. Büyük uyuşmazlıklarda zaten bunu biz yapıyoruz. Görüşler alınabilir. Bu görüşlerin ortalaması az çok zaten bizim hem iddia ve savunmamızı netleştireceği için davada da bize yol gösterici olabilir. Muhtemel yargılama giderleri, pazarlık payımız mesela, nereden başlayacağız? Ne gibi bir yaklaşım olursa payımızda esnemeler olacak veya nerede direneceğiz gibi konularda ne yapmamız lazım? Müvekkilimizle beyin fırtınası yapmamız lazım. Hatta ileri müzakere eğitimleri, avukatların yurt dışında katıldıkları ileri müzakere eğitimlerinde avukatlara müvekkilleriyle prova yapmaları öneriliyor. Mesela sen karşı taraf ol, ben bizim taraf olayım. Hadi gel şimdi şu konuştuğumuz şartlarda bir müzakere edelim dediklerinde Evet. esasında o planladıklarından öte anlık gelişmelerle ve işte çağrışımlarla çok değişik yerlere yol alabileceği ve gelecek müzakere risklerini çok iyi tespit edebildikleri ortaya çıkmış. O nedenle bir prova yapılması da özellikle büyük Amerikan hukuk şirketlerinde çokça karşımıza çıkan bir durum. Mesela büyük davalarda yine ofis içinde kurgusal duruşmalar yaparak ya da kurgusal arabuluculuk görüşmeleri yaparak ilerideki riskleri kendi içlerinde çevirdikleri beyin fırtınasıyla görebildikleri bir ortamı yakalayabiliyoruz. Evet. Başka ifade etmek istediğim bir konu da şu. Müvekkilin katılımını sürece teşvik etmek. Şimdi bu uyuşmazlık çeşitleri bakımından farklılık gösterebiliyor. Mesela bir aile uyuşmazlığında müvekkilin katılımıyla bir ticari uyuşmazlıkta müvekkilin katılımı aynı neticeleri doğurmayacaktır. Çünkü aile uyuşmazlıkları çoğunlukla duygu yoğun uyuşmazlıklar olduğu için en azından sürecin başında ve açılış konuşmaları sırasında bir profesyonelin, bir avukatın hani daha dingin bir açılış konuşması yapmasının faydalarını görüyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde ne gerekiyor? Duygusal karar alıcıların da sakinleşmiş ortamda ne yapmaları gerekiyor? Sürece dahil olmaları gerekiyor. Ama ticari uyuşmazlıklarda sürecin tamamı boyunca bile müvekkillerin ortamda bulunması süreci çok hızlandırdığını görüyoruz ve burada müvekkillerin anlık karar alma süreçlerine çok hızlı katılabildiklerini görüyoruz. Bu nedenle eğer müvekkilimizin sürece katılması söylemek istediklerini söyleme fırsatı elde etmesi bakımından önemliyse, mesela hepimiz biliyoruz uyuşmazlığın çeşitli ortaya çıkış kaynakları var ve bu kabul görme ihtiyacından ya da temel psikolojik ihtiyaçlardan kaynaklanıyorsa, bu insanın bu masada olmaması esasında ne gibi bir çözüme varılırsa varılsın uyuşmazlığın tam manasıyla çözülmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla biz avukat olarak eğer müvekkilimizin uyuşmazlığın kaynağını bu gibi nedenler olarak görüyorsak sürece katılmalarını sağlamamız, biraz uyuşmazlığı ya da süreci gerginleştirme pahasına da olursa olsun o insanların söz hakkını tanımamız gerekiyor. Çokça şahit olduğum konudur bu. Mesela yüksek gerilimli bir açılış konuşması yapılır müvekkil tarafından. Evet. Diğer taraftan şu ifadeyi duyduğum zamanlar olmuştur.
Ben senin bu kadar üzüldüğünü bilmiyordum. Bakın bu bile esasında uyuşmazlığa bakıştaki farkı, bir tarafın esasında bu uyuşmazlığı nasıl hissettiği veya ne kadar hasar gördüğünü karşılıklı anlamaya yardımcı olacağı için ne yapmak gerekebilir? Müvekkilimizi sürece katmak gerekebilir. Yine müvekkilin iletişimini etkinleştirmek için de ne gerekebilir? Avukatın yardımı gerekebilir. Burada elbette esas aktörümüz arabulucu, iletişimi esas geliştirecek kişi. Ancak müvekkiliyle göz göze gelip burada sen de söz almak ister misin? Sizin ifade etmek istedikleriniz var mıydı? Ya da sizinle bir şey konuşmuştuk, onu burada söylemek ister misiniz? Şeklinde iletişimi netleştirecek aralıkları iyi değerlendirip sürecin hızlanmasına da yardımcı olabilirler. Ama böyle olmadığında, müvekkil katılmadığında ve dinamiklere, sürecin ilerleyişindeki dinamiklere dikkat etmeden eski talimatlarla müzakereyi yürüttüğümüzde o zaman ya al ya bırak şeklinde bir ultimatomlu bir sürece dönüşüyor maalesef arabuluculuk. O nedenle süreci dinamik olarak takip edip ne yapmak gerekiyor? Anlık gelişmeler hakkında devamlı müvekkilleri bilgilendirmek ve yeni talimatlar almak gerekiyor. Biz bunu sıklıkla görüyoruz. Bir müvekkilimle görüşebilir miyim diyor meslektaşımız. Yan odaya geçiyor. Orada bir uzunca sayılabilecek bir telefon görüşmesi yapıyor. Nihayetinde ya teklifi kabul ediyor ya da karşı teklif getirme imkanına kavuşuyor. Yoksa eski talimatla masada oturmaya devam etseydi ya da hiç talimat almadan biz bunu kabul etmiyoruz deseydi tamamen farklı neticeler ortaya çıkacaktı. Bahsetmek gereken diğer bir konu az kaldı. Şöyle bir yaklaşık 4-5 dakika içerisinde yayınımızı sonlandırabiliriz. Müvekkillerin beklentilerini dengelemek bizim avukatlar olarak esaslı görevimiz. Ben şahsen bir arabulucu olarak hep şöyle diyorum. Süreçte avukatların varlığı bir engel değildir. Bir arabulucu için veli nimettir. Ya da bir büyük bir kolaylıktır. Çünkü avukatlar müvekkillerinin afaki, hukuka uygun olmayan, hatta gabine varan, fırsatçı, diğer tarafı masada tutamayacak ya da masanın devrilmesine neden olacak talepleri daha hazırlık aşamasında engelleyebileceği, bunu kanuni, hukuki veya emsallara uygun seviyeye indirebileceği için ne yapabilirler? Esasında müvekkillerin beklentilerini dengeleyebildikleri için daha akıcı, oturaklı, ne diyeyim, karşılıklı daha stabil ve müzakerenin daha rahat yapılabileceği bir ortam tesisine meslektaşlarımız yardımcı olabilirler. Ama bazen şöyle de görüyoruz, tamamen müvekkil konuşuyor, müvekkilin abartılı beklentileri var, hatta müvekkil ortamı gerginleştiriyor ve avukat buna hiç sesini çıkarmıyor. Bu durumda işte beklentinin dengelenmesini bırakın, avukatın tabii burada yardım yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Burada bir özel görüşebilir miyiz şeklinde ne yapmak gerekebilir? Müdahalede bulunması gerekebilir. Esasında biz o zaman meslektaşımızın süreçte bulunmasının faydasından öte daha da zararını yaşıyoruz. Çünkü müvekkil avukatım varken ben bunları konuşabiliyorum diye iyice ne yapabiliyor? Taleplerini abartabiliyor. Evet. Tabii bu dengeleme görevimiz bizim hukuka, bilimsel gerçeklere, emsal durumlara, yargı kararlarına göre yapabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Yine aşırı iyimser olmak ya da aşırı kötümser olmak ya da aşırı abartılı beklentilerde avukatların dengelemesi gereken şeyler arasında bulunuyor. Hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. Şu an mesleğimiz de, yani avukatlık mesleği de arabuluculuk müzakerelerine katılımımızla beraber ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Benim eski bir makalem var. Pitbull avukatlıktan yeni avukatlığa geçiş diye. Tabii bu makaleyi yayınladığımda değişik eleştirilere de maruz kaldım. İşte avukatlara ne demek istiyorsun şeklinde. Halbuki bu Amerika'da bir ihtiyaca yönelik avukat kesmini ifade eden oturmuş bir ifade. Eğer bir avukat seçimi için müvekkilin ihtiyacı şuysa karşı tarafa saldırmak, mümkün olan en büyük zararı vermek, işte karşı tarafa hezimeti uğratmak gibi bir niyeti olan müvekkil kendi mizacına uygun bir avukat tercihinde bulunuyor ki Amerika'da da tanınan böyle
bu tarzda avukatları bulmak zor değil. Her ihtiyacı uygun meslektaşımız orada da bulunabiliyor. Bunlara da pickle lawyer deniyor işte. Dolayısıyla Evet. bu Oradaki deyimi. evet benim uydurduğum işte yakıştırdığım bir şey değil. Ama ne görüyoruz? Bu tarz bir avukatlık arabuluculuk sürecinde hiç faydası olmayan bir avukatlık. İşte bu tarz avukatlığın karşısına Amerikan doktrininde yeni avukatlık diye bir ifade geliştirilmiş durumda. New advocacy deniyor buna. Tabii bu avukatlıktan da beklenen gelişmelere uygun. Yani özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına da uygun bir avukatlık türü. Genel eğilim artık biliyorsunuz daha az zahmetle, daha az maliyetle uyuşmazlıkların çözülmesi gibi bir arzu var. Kimse 3-4 yıllık bir süreçte yargılamanın neticesini beklemek istemiyor. Dolayısıyla bu kültürel değişimle beraber de artık bizim yeni avukatlığa daha çok ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla bu avukatın da yeni bir tarz benimsemesi gerekiyor. Nasıl bir tarz benimsemesi gerekiyor? Üstün müzakere ve uyuşmazlık çözüm becerileriyle donatılmış ve bu becerileri ön plana çıkan avukatlar olmak gerekiyor. Haliyle bizim avukatlar olarak kendimizi bu alanda yetiştirmemiz müvekkillerimizin çıkarına olduğu gibi bizim kendimize yeni kazanç kapıları açmamız, müzakerede avukata ihtiyaç duyulması, avukatla müzakerenin faydalarının görülmesi halinde bundan artık vazgeçememe, buna gerçekten ihtiyaç duyma gibi süreçler karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu yeni avukatlardan beklenen şu, yaptıkları danışmanlık ve yürüttükleri müzakereler ve imzaladıkları iyi anlaşmalarla ölçülen paralar kazanıyor bu avukatlar. Yani yargılama neticesinde öyle ya da böyle memnun veya memnuniyetsiz alınan bir edimden veya sürpriz kararlardan öte ortaya çıkmasında çok ciddi katkıları ve emekleri olan bir anlaşmaya müvekkillerinin imza atmalarını sağlayıp buradan da önemli ölçüde yine para kazanma imkanına kavuşma söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hepimizin de içinde bulunduğu dönüşüm esasında avukatlık yapma stilimizi, tarzımızı da değiştiriyor. Esasında uyuşmazlıkların bir dava dilekçesinden öte çok derin geçmişlerini bilmek, müvekkilin gerçekte yani neticeyi talebimizden öte gerçekten ne istediğiyle ilgilenmemiz gerektiğini de ortaya çıkarıyor. Bu da işte bizim burada ifade etmeye çalıştığımız yeni avukatlığı oluşturuyor. Benim bugün burada bahsetmek istediklerim bunlar. Altta bazı yorumlar var ama tamamını göremedim. Ben size yönelteceğim Varsa hocam. Sözünüzün bitmesini bekliyorum. Yani konunuzu tamamladığınızda birkaç soru var. Evet. Süremiz yettiği sürece o soruları da alabiliriz Bak, kanaatimce. ben hepsini takip edemedim ama sizin aracılığınızda bunları cevaplamaktan mutlu olurum. Tamam. Şimdi ben öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla bu bize özet olarak aktardığınız hususlar belirli bir sistematik içerisinde yeni temel arabulucu katılımcı kitabında da yer alacağını düşünüyorum. Evet. Bu çerçevede şimdi az önce bir vekaletten söz ettiniz Şamil Hocam. Bu vekaletname konusunda farklı düşünceler var, tartışmalı konular var. Bir soru: peki biz bu aşamadan sonra alternatif uyuşmazlık çözümü ya da arabuluculuk salt ifadeleri yer alan vekaletnameleri hiç mi kabul etmeyeceğiz şeklinde bir soru geldi. Çünkü vekaletnamelerin bazıları bu şekilde Şimdi, ve bu konuda evet. olumlu görüş de verilmişti ve bugüne kadar kabul edilen bir sürü vekalet var. Onlar ne olacak? Birinci Şimdi, soru bu hemen vekaletlerle ilgili. cevaplayayım isterseniz. Bu tabii bizim bahsettiğimiz kendi içimizde konuştuğumuz kapalı bir yayında konuştuğumuz bir ihtimal. Tabii bu Evet. ihtimal realize olmadı. Belki hiç realize olmayacak. Ama bu Evet. dedim, geleceği hukuki riskleri öngörmekle yükümlü avukatları biraz daha temkinli davranmak isterlerse ne gibi bir vekaletname almaları gerektiği konusunda küçük bir uyarıydı. Yoksa ileride Yargıtay işte bu tür vekaletlerin hiçbirini kabul etmeyecek ya da burada avukatın reddetme kabul etme yetkisi yoktu diyecek diye bir şeyin %100 olacağından bahsetmiyoruz. Ama biliyorsunuz Yargıtay'dan böyle çok can alıcı
Bütün kitleyi Evet. kararlar da bazen çıkabiliyor. Böyle bir şeye denk gelirsek hiç hoş olmayacaktır. O da tabii bütün bandı geri sarmamız, büyük yükümlülükler altına girmemiz, büyük zararların doğmasına neden olabileceği için ben bu risk konusunda kendimin de ilk defa bir hocamız, Evrim Erişir hocamız sayesinde tekrar dikkatime gelen bir konuda sizi de bilgilendirmek istedim ki hani yeni vekaletlerde en azından tercihimiz ayrıntılı yazdırmak olabilir ki ben bunu kınıyordum. Hep kanadımız başımıza gelir ya. Tabii bu da sonradan benim fikrimin değişip daha ayrıntılı yazılmasının hiçbir mahsurunun olmayacağı şeklinde ikna olmama neden oldu. Evet. Evet, özellikle bu konuda maksimum tedbirleri alalım diyorsunuz. Biz de meslektaşlarımıza noterlerde geniş yetkili vekaletname tanziminin faydalı olacağını ifade ediyoruz. Bir diğer soru, ben onu yanıtlayayım. Tutanaklarda avukatların TC kimlik numarasını yazıyoruz. UYAP bizden TC kimlik numarası istiyor arkadaşlar. Bu soruyu sormuşsunuz. Mutlaka tutanaklara TC kimlik numaraları yazıyoruz. Çünkü özellikle ihtiyari dosya açıyorsak, ihtiyari dosyaları açılışında TC kimlik numaralarını da vekillerin kaydederek vekilin de dosyalarını kendi üzerinde UYAP'ta avukat olarak görmesini sağlayabiliyoruz. O soruyu ben yanıtlamış olayım, UYAP'la biraz da bağlantılı tutanak konusu. Şimdi taraf vekillerinin yine şu soruyu sormuşlar Şemli Hocam. Vekaletnamesinde özel yetki bulunmayan vekil geldiğinde süreci nasıl yönetecek arabulucu demişler. Şimdi bu dava şartıysa zaten hele bu meslektaşımız da şeyse yani başvurucu tarafsa çok büyük bir sorun var demek. Çünkü süreç hiç başlamamış gibi olabiliyor. Düşünsenize Evet. vekaletinizde özel yetki yok. Kanun bu konuda açıkça hatta burada büronun hani vekaleti niye sık denetlediğinizde çok sıkı denetlediğinde buradan anlıyor olmamız lazım. Hatta burada devletin bile sorumluluğu doğabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü başvuruyu kabul eden mercinin bir kere ne yapması gerekiyor? Bu başvuruyu kabul etmeden ve görevi tevdi etmeden Evet. evvel yetkili bir başvuru olup olmadığı konusunda dikkat etmesi gerekiyor. Velev ki diyelim böyle bir başvuru geldi. Benim daha önce düşündüğüm ve vardığım sonuç şu, bu sehven kayıt. Çünkü Evet. burada olmayan bir başvuru var. Değil mi? Yetkisiz kişinin başvurusu olmayan bir başvuru. Dolayısıyla büronun bununla harekete geçmemesi gerekiyordu. Harekete geçip görev tevdi ettiyse de bu sehven yapılmış bir harekettir. Hatayla olmuştur. Bir kere meslektaşıma açıklama yaparak bunu sehven kayıt şeklinde kapattığımı hatırlıyorum. Ne oldu? O da Evet. gitti vekalet aldı. Sürelerle ilgili bir sıkıntı yoktu. Tekrar başvurusunu yaptı. Başka bir meslektaşa düştü. Diğer tarafa vekalet sunmadığında Evet, diyelim. Diğer taraf yönden de açıklayalım Şemre'cim. bu hepimizin de bildiği bir durum. Tabii burada Evet. hemen şuna dikkat etmek gerekiyor. Yetkisiz vekille müzakere kesinlikle ettirmemek lazım. Niye? Çünkü gizlilik söz konusu. Doğru mudur? Hele bu vekil tek başına geldiyse diğer taraftan duyacağı şeyler yetkisiz vekilin gizlilik kapsamında. Tabii avukatın her halükarda sır saklama yükümlülüğü var. Bu açıdan bir tereddüdümüz olduğundan değil ama nihayetinde süreci yöneten ve gizliliği de ne yapacak? Koruyacak olan bir kişi olarak, sürecin yöneticisi olarak bunu fark ettiğimiz anda müzakereyi kesmemiz ve meslektaşımıza tekrar vekalet alıp ya da vekalet alamıyorsa müvekkilinin sürece katılımı konusunda bilgi vermemiz ve yeni bir gün vermemiz gerekiyor. Benim görüşüm Evet. bu. Teşekkürler. Şimdi bir soru vardı. Avukatlık asgari ücret tarifesini ifade eder misiniz diye. Arabuluculuk ücreti 16. maddede düzenleniyor diye ifade etmiş olalım meslektaşımıza. Evet, orada mahsur hallerde ücret var. 750 liraydı sanırım. Yine 900, 9 mu? 2020 sınırı yükseldi Şemli Hocam. 900 olarak Evet. belirlenmiş alt sınırı. Ücret de zaten nispi ise nasıl o uyuşmazlık bakımından nispi ücret ne almamız gerekiyorsa ona yine hak kazanıyoruz. Burada bir şey söz konusu değil.